Merhabalar. Bugün sizlere SIBO'yu anlatmak istiyorum. SIBO deyince ne aklımıza geliyor? İnce bağırsakta aşırı bakteri çoğalmasına SIBO hastalığı diyoruz. Artık bağırsakta geçirgenlikle alakalı birçok konu gündeme geldi ve bağırsak geçirgenliğinin artık ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bağırsak geçirgenliği için özellikle bağırsak mukozasında bozulma olduğu zaman gelişiyor ve bağırsak mukozamızı bozan biliyoruz ki birçok neden var. Örneğin bulaşıkları yıkıyoruz, tabakları, bardakları yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra o kimyasallar, kalıntıları bağırsağımızı bozuyor. Onun için siz olun, bulaşık makinesinde yıkadıktan sonra bir de ekstra bir durulama yaptırırsanız faydalı olacaktır. Ama bu bağırsak mukozamızı bozan birçok neden var. Bazı gıdaların çok tüketilmesi, bunun dışında mide asidini düşüren tedavilerin kullanılması, obezitenin olması, obezite cerrahisiyle alakalı problemler gibi nedenler de bazen bu tür problemlere risk oluşturuyor, katkı sağlıyor. Ama bağırsağımızı bozan genelde paketli gıdalar olabiliyor. Özellikle asitli, kolalı şeyler, gıdalar olabiliyor. Özellikle bu gıdalar tüketilmesiyle bağırsakta hasarlar oluşabiliyor. Diyoruz ki mesela zepse ve meyve faydalıdır diyoruz ama zepse ve meyve eğer güzel yıkanmamışsa, üzerinde kalan toksik maddeler kalmışsa onlar da bozuyor. Gereksiz yere antibiyotik kullanılması bozabiliyor. Birçok neden bağırsak mukozamızı bozabiliyor ve geçirgenlik artıyor. Bu sebeplerden dolayı da bazen bağırsağımızda aşırı derecede bakteri üremesi oluyor ve bakteri ürediği zaman da artık karında şişkinlik, karında ağrı olabiliyor ve gaz ağrısı şeklinde kendini gösterebiliyor ve bazen de eklem ağrıları olabiliyor. Huzursuz bacak sendromu şeklinde geceleri özellikle bacaklarımızda oynatmalar olabiliyor. İshal, kabızlık gibi belirtilere neden olabiliyor. Yorgunluk oluyor, halsizlik oluyor, depresyon oluyor. Birçok belirtilerle kendini gösterebiliyor. Genelde buralarda cilt alerjileri genelde çok fazla olmuyor. Peki bu SIBO dediğimiz zaman nasıl oluyor SIBO? Şimdi bağırsak hareketleri eğer çok hareket etmezse, her gün tuvalete çıkmayanlarda özellikle bağırsak hareketleri bozulursa o zaman, çünkü bu bakteriler aşırı ürediği zaman da bu bağırsak hareketlerini de zaten bozuyor. Biliyoruz ki bağırsağımızda immün sistem de çok önemli bir immün sistem görevi de var. Mukozaların altında, bağırsak mukozaların altında immün sistemimiz de görev alıyor. Bu da etkileniyor ve burada bakteriler özellikle burada aşırı gaz oluşmasına sebep oluyor ve ağrıya da neden olabiliyor ve vücudumuzun başka yerlerinde de yansıma ağrısı şeklinde ağrılar da olabiliyor. Depresyona bile neden oluyor. Özellikle bu belirtiler varsa SIBO açısından düşünmek gerekiyor ve SIBO'yu teşhisini koymak gerekiyor. Bunun için de bir nefes testleri veya muayene bulgularıyla genelde bu teşhis kolaylıkla konuyor. Bazen nefes testleri gerekebiliyor ama bazen klinik belirtilerle de tanı konulabiliyor. Tanıyı koyduktan sonra tedavi etmek gerekiyor. Özellikle bu fazla miktarda bakteri üreyince bir 2 haftalık bir antibiyotik tedavisi uygulamak gerekiyor. Ve antibiyotik tedavisinden sonra bazı gıdalar da bağırsak geçirgenliğine artırmaya, mukozada hasara neden olduğu için bazı testlerle de özellikle IgG4 türü besin duyarlılığına bakarak hangi besinlerin bağırsakta probleme neden olabileceği ortaya konulabilir. Ama genelde SIBO'ya neden olan gıdalar az çok belli oluyor. O gıdalara karşı da diyet yapılabiliyor. Onun için de iyi bir diyetisyenle beraber takip etmek lazım. Bunun dışında bu bağırsaklardaki duvarı tamir de etmek gerekiyor. Teşhis koyarken özellikle kan testlerinde vitamin eksiklikleri var mı yok mu diye bakmak lazım. Çünkü bunlar da özellikle bağırsak duvarı bozuk olduğu için emilim de bozuluyor. Vitamin eksikliği oluyor ve vitamin eksikliklerinden dolayı da genelde yorgunluk, halsizlik çok olur bunlarda. Yani vitamin alsanız bile emilimi birazcık zor olur. Bundan dolayı bu bakterileri azaltıcı tedavi yapmak, bir taraftan diyet tedavisi yapmak, bir taraftan da bağırsağı onarmak gerekiyor. Geçirgenliği ve hasarlı yerleri düzeltmek gerekiyor. Bunun için de ilk tedaviden sonra
özellikle tedavi ve diyetten sonra probiyotik ve bağırsak onarıcı tedaviler de tedavilere eklenmesi gerekiyor ve bazen de mide asidini artırıcı tedaviler kullanılabiliyor. Çünkü mide asidi az olduğu zaman da problem olabiliyor. Bunları tedavide kullanılabiliyor ve tedavide ilaç tedavisinin yanında en önemli diyet tedavisi. Diyeti de SIBO konusunda, fonksiyonel tıp konusunda özellikle tecrübeli olan diyetisyenlerden yardım almak gerekiyor. Çünkü en önemli şey diyet. Ve bir taraftan da vitamin takviyesi yapmak gerekiyor. Bu vitamin takviyesi eğer emilim bozuk, çok yorgun hissediyorsanız bunu damar yolundan da vitaminleri vermek, bu halsizliği düzeltmek gerekiyor. Çünkü halsiz olunca insanın bu tedaviye uyumu da bozuluyor. Onun için bazen SIBO'da ne yapmak gerekiyor? Damardan da özellikle vitamin tedavisi vermek gerekiyor. Bu tedavilerle birlikte bu SIBO'yu tedavi edip hayat konforunu artırmamız gerekiyor. Çünkü bu bağırsakta, mukozalarda bozukluk birçok hastalığa neden oluyor. Bunların en önemlisi alerjik hastalıklar, otoimmün hastalıklar, romatizma gibi, lupus gibi birçok hastalıklara da otoimmün tiroidit gibi birçok hastalıklara da neden oluyor. Onun için bizim bağırsağımız aslında ikinci beynimiz gibi birçok fonksiyonumuz, immün sistemimiz dahil birçok sistemi etkiliyor. Bu nedenden dolayı SIBO'nun belirtileri varsa o zaman bunun teşhisi konulduktan sonra tedavinin ve diyetinin planlanması gerekiyor. Bu belirtileriniz varsa da bunların tedavisi konusunda uzmanlara başvurmanızda fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.